Kesim yerlerinde hijyenin mutlaka sağlanması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Ürkmezer, bayram boyunca denetimlerin süreceğini söyledi. Ürkmezer, kaçak kesimleri vatandaşların 112 aracılığıyla bildirebileceğini aktardı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar Kurban satış pazarında denetimde bulundu. Onlar yer. Gelenler olursa evet, onlara vereceğiz. Ama arkadaşlar elde oturacak yer yok. Vallahi yerde yok, tuvaletlerimiz de yok, şeylerimiz de yok. Evet. Bayağı bir tamam. Sıkıntı çekiyoruz. Sen tuvalette mi? Senin yanında tuvaleti kaldırdık. Müdürüm. Kırmamız var. Evet. Biz de her yere şeyini açtık. Oba Mahallesi, Karakocalı mevkiindeki denetimi Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile Alanya Belediye Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı ile teknik personel de katıldılar. Kurbanlık hayvan satıcılarının belgelerinin kontrol edilmesi sonrasında açıklamalarda bulunan Kaymakam Ürkmezer, amaçlarının Alanya'da yaşayanların en sağlıklı şekilde hayvanlara erişimini sağlamak olduğunu söyledi. Biliyorsunuz bütün Türkiye'de aslında kurban kesim işlemlerini yürütmek üzere bir nasıl olacağını, kesim, satış yerleriyle ilgili bizim bir kurban komisyonumuz var. İl ve ilçelerde kuruluyor. Ve bu tebliğ çerçevesinde biz de görevlerimizi yerine getiriyoruz. Bizim kurban komisyonumuzun da belirlediği 4 yerden biri ana merkez kurban satış yeri olarak burası. Ayrıca yine kurban kesim kurban komisyonumuzda kesim yerlerini de belirledik. Yine kesimle ilgili başvurular var. Şu anda gerek ilçe tarım müdürlüğümüz, gerek belediyemizin veteriner işleri müdürlüğü ve yine ilçe müftülüğümüz kesim yerleriyle ilgili de çalışmaları beraber yürütüyorlar. Tabii Kurban Bayramı öncesinde arkadaşlarımız en yoğun olduğu dönemleri yaşıyorlar. İlçe tarım müdürlüğümüz ve veterinerlerimiz. Çünkü şu anda hayvan sevkleri çok yoğun. Hayvanlar yavaş yavaş artık Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Alanya'mıza intikal ettiriyor. İşte sizler de gördünüz, kendisi Alanyalı bile olsa başka yerden hayvan getirmiş veyahut da Diyarbakır'dan, Afyon'dan, Yozgat'tan farklı yerlerden Alanya'ya hayvan getirip burada satış yapan insanlar var. Bizim de amacımız Alanyalıların en sağlıklı bir şekilde hayvanlara erişimini sağlamak, sağlıklı hayvanları kurban edilebilir, dini ve veterinerlik açısından da kurban edilebilir hayvanlara erişimini sağlamak. Bunun için de bizim veteriner arkadaşlarımız, belediyemizdeki veteriner arkadaşlar gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Onların teknik detaylarını biraz önce arkadaşlar anlattılar. Yine onlar da yine belki dile getirmek isterler ama bizim amacımız hem kaymakamlık olarak, belediyemizde olarak hep beraber vatandaşların en sağlıklı bir şekilde Kurban Bayramı öncesinde ibadetlerini yerine getirmesini teşkil edecek altyapıyı hazırlamak. Kurban Bayramı öncesinde kurban komisyonunda alınan kararları uygulamaya koyduklarını söyleyen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar da, şehrimize ülkemizin her yerinden büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar gelmekte. Her hayvanın kulağında küpe var. Küçükbaşlarda dijital küpeye geçtik. Büyükbaşta da yakında geçeceğiz, şeklinde konuştu. Tabii şehrimize ülkenin her yerinden büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar gelmekte. Tabii bunları biz bakanlık olarak Türk ve Hayvan Sistemi'nden veteriner sağlık raporuyla getirmekteyiz ve biz bunları kontrol ediyoruz. Her hayvanın kullandığı küpe var. Küçük başlarda dijital küpeye geçtik. Büyük başlarda yakında geçeceğiz zaten. Bu daha kolaylık sağlayacak. Yine bizim HiSak sistemimizden, Android sistemden ve iPhone'dan hayvanların kulak numaralarını girerek vatandaşlarımız hayvanın kaç yaşında olduğunu, sağlık durumlarını, aşılarını öğrenebilirler. Bunun yanında biz yol kontrolleri yapmaktayız. Jandarma ekiplerimize, emniyet ekiplerimize. Yollarda gelen hayvanları, şehrimize gelen hayvanları ve çıkan hayvanları sağlıklarını ve raporlarını kontrol etmekteyiz. Ve yine hayvan pazarında sürekli kontrol ediyor veteriner hekimlerimiz, belediye veteriner hekimlerimizle birlikte. Ve kesim günü de, kesim sabah bayram namazından sonra bütün veteriner hekimlerimiz kesim yerlerinde hem belediye veteriner hekimlerimiz hem müftülükteki görevlilerimiz kurban kesim yerlerinde olacaklar. Sağlıklı bir şekilde dini vecibelerimizi de yerine getirerek Kurban Bayramı'nı geçireceğiz. Gereken tüm hazırlıkların yapıldığını aktaran Kanlı ise, önemli olanın huzurlu, sağlıklı bir şekilde tüm halkın bayramını geçirmesi olduğunu söyledi. Kaymakamlığımızla ve birimleriyle birlikte ortaklaşa komisyon, hepimizin komisyonu, Alanya'ya hizmet açısından tüm satış yerinin hazırlanması, kesim yerlerinin hazırlanması ve denetimi anlamında birlikte koordineli bir şekilde gereken tüm hazırlıklarımızı yaptık. Önemli olan huzurlu, sağlıklı bir şekilde tüm halkımızın bayramını geçirmesidir. Bunun için de bütün görevlilere, vatandaşlara Kurban Bayramı'nın kutlu olmasını diliyorum.